Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Saat sabaha doğru 4'e geliyor. Ben yatmadan önce bir kafamda video vardı, onu da çekeyim istedim. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şu arkadaşlar. Biz designer konusuna giriş yaptığımızda şöyle bir şey söylemiştik. Bizim Designer uygulamasıyla yapacağımız işlem şu. Bir arayüz geliştireceğiz. Kafamızdaki tasarıma göre bir arayüz geliştireceğiz. Ancak bu arayüzün çalışabilir olması için, yani aslında cansız bir varlığa can verebilmemiz için arka planda Python kodlarından faydalanacağız. Yani designer üzerinden biz sadece tasarım yapacağız. Örneğin yaptığımız bir pencere üzerine bir düğme eklediğimizde ve o düğmeye bastığımızda ne işlem yapmasıyla ilgili bilgiyi biz Python tarafında kodlamamız gerekiyor. Tabii bunun için bazı böyle temel yapıları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu size anlatmaya çalışacağım bugünkü videomuzda. Şimdi isterseniz uygulamada yapalım. Şöyle bir designer kısmını açalım arkadaşlar. Boş bir main window yaratalım. Create diyelim. Şimdi boş bir form yapısını oluşturduk arkadaşlar. Örneğin şuraya bir iki bir şey ekleyelim. Mesela label ekleyelim. Şimdi geldim. Bu label'ın içerisine kullanıcı adı diye bir değer girdim. Sonra kopyaladım, yapıştırdım. Aşağı tarafına da şöyle şifre diye bir alan girdim arkadaşlar. Sonra geldim. Başka ne ekleyelim? Bir tane böyle buton ekleyelim. Bu butona da ne diyelim? Mesela giriş butonu olsun. Kopyaladım ve yapıştırdım. Buradaki alana ise mesela çıkış ismini verelim. Şimdi ben bunları burada rahatlıkla sürükle bırak yöntemiyle yapabiliyorum arkadaşlar. Ancak bunların canlanabilmesi için bizim bu yapıyı Python dilinde görmemiz gerekiyor. Şimdi o yüzden ilk önce yapmamız gereken işlem arkadaşlar, bu designer oluşturduğumuz form designer'ı bizim kaydetmemiz gerekiyor. Geldim, örneğin masa üstüne ne diyelim, örnek diye kaydediyorum. Şimdi bunun uzantısı UI'dir arkadaşlar. Geldim, bunu masa üstüne kaydettim. Dosyamız burada mevcut. Peki bunu Python tarafında nasıl çalıştırmamız gerekiyor? Geldim, Visual Studio Code'u açıyorum arkadaşlar. Şurayı da kapatalım şöyle. Şimdi ilk yapmam gereken işlem benim öncelikle masa üstüne geçiş yapmam gerekiyor. Çünkü okuyacağım dosya masa üstünde benim. Geldim buradan CD Desktop diyerek masa üstü dizinine geçtim arkadaşlar. Daha sonra Python'da şurada dosya kısmına geliyorum. Bir dosya aç diyorum arkadaşlar ve masa üstünde oluşturmuş olduğum örnek.ui dosyasını çağırıyorum. Bunu çağırdığım zaman bakın burada bir XML yapısında bir kod bloğu geliyor arkadaşlar. Bu tabii ki bizim işimize yarayacak bir kod bloğu değil. Benim bunu Python diline çevirmem gerekiyor ki bunu Python diline çevirmek biraz daha böyle basit bir iş arkadaşlar. İsterseniz onu size göstermeye çalışayım. Şimdi dizinimiz neredeydi? Terminalimizi açıyoruz. Masa üstünde olmamız gerekiyor. Şöyle desktop. Neden masa üstünde olmam gerekiyor? Örnek.ui dosyası masa üstünde. Ben masa üstünde bulunan örnek.ui dosyasını örnek.py dosyasına çevirmem gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bir terminal kodu kullanmam gerekiyor. py uic 5 dedikten sonra ilk önce buradaki dosya ismini bildirmem gerekiyor. Bu dosyanın ismi örnek.ui. Bundan sonra bir boşluk bırakıyorum. Tire o diyorum arkadaşlar ve bunun Python diline çevrilmiş dosya adını girmem gerekiyor. Yine örnek dosyası olsun ve nokta py olsun. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar masa üstüne örnek isminde bir Python dosyası oluşuyor. Bu dosya benim burada designer üzerinden oluşturduğum form yapısının buradaki XML yapısını Python kod diline çevirmem demek. Geldim buraya, buradaki örnek dosyayı açıyorum.
Bakın arkadaşlar, kendisi burada işte ne yaptı? Obje yarattı. Hatta bakın resize kullandı. Daha sonra işte label'lar kullandı. İşte mesela obje ismimiz main window. Gelip baktığımız zaman arkadaşlar buradaki ana penceremizin obje isminin main window olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani aslında yaptığımız işlem şu. Benim burada bunlara bir hareket verebilmem için, bir görev tanımlayabilmem için bunların kodlarını kullanmam gerekiyor. Yani tek tek Python'da yazmak yerine designer'dan ben dizayn ediyorum, tasarım yapıyorum ve yaptığım tasarımın kod karşılığını alıyorum. Ve daha sonra bu kod karşılıklarını biz ilerleyen süreçlerde burada designer üzerinde tanımladığımız bütün yapılara bir hareket, bir canlılık entegre edebilmemiz için kullanmak durumundayız arkadaşlar. Mesela ben designer üzerinde bir değişiklik yapacağım veya herhangi farklı bir şey ekleyeceğim. Bir şey fark etmiyor. Burada önemli olan nokta buradaki kod bloğunun değişmesi. Yani ben designer'da bir şey eklediğim zaman ya da var olan bir şeyin özelliğini değiştirdiğim zaman burada XML kodları değişecek. XML kodlarını ben tekrar PE dosyasına çevireceğim ve bakın bu şekilde bana bir PE kod bloğu oluşacak arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burada işte kullanıcı adı, işte şifre, giriş ve çıkış bunların tamamını entegre etti. Nasıl entegre etti? Bir main window objesinden yararlandı. İşte label 2, push buton 1, push buton 2 diye benim designer üzerine yaptığım bütün işlemleri buraya kod olarak kullandı. Peki biz bunlara nasıl canlılık vereceğiz arkadaşlar? Biz boş bir Python dosyasında çalışmaya başladığımızda bu alan bizim için dışarıdan entegre edebileceğimiz bir kütüphane gibi olacak. Yani ben designer üzerinde yaptığım işlemleri burada saklayacağım ve burada sakladığım bilgileri kendi geliştireceğim bir uygulama içerisinde kütüphane olarak import edeceğim ve buradaki alanları teker teker kullanıp designer üzerinde yaptığımız bir alanı canlılık kazandıracağız. Örneğin burada kişinin kullanıcı adı bilgisini isteyeceğim. Kişi kullanıcı adı bilgisini girdiği zaman o alan içerisinde gelen bilgiyi ben Python diline entegre etmem gerekiyor. Bunun için ise ben buradaki alanı kullanmak durumundayım arkadaşlar. İşte örneğin buradan geldim ben main window objesine ne dedim? Ana pencere ismini verdim arkadaşlar. Daha sonra hatta şöyle kapatalım istiyorsanız. Şöyle silelim. Tekrar baştan yazalım. Burayı ana pencere yaptık. Geldim buraya tekrar kaydettim. Bakın masa üstüne tekrar günceli kaydoldu. Şunu bir silelim bu Python dosyasını. Tekrardan açıyorum arkadaşlar. Tekrar XML dosyasını açalım. Geldim şuradan dosyaya aç diyorum. Daha sonra buradan örnek UI'yi çağırıyorum. Daha sonra terminali giriş yapıyorum. Örnek UI dosyasını masa üstünde oluşturduğum için öncelikle masa üstüne geçiş yapıyorum. Daha sonra yine py uic5 dedikten sonra örnek nokta UI diyorum. Boşluk tire o örnek nokta P'ye değerini giriyorum. Çalıştırdığım zaman tekrar buraya yeni bir Python dosyası oluşuyor. Bu Python dosyasını çalıştırdığım zaman ise bakın burada artık object name alanı benim için artık ana pencere oluyor. Bir öncekinde neydi? Ana pencere yazmıyordu. Çünkü burayı ben değiştirdim. Obje adını değiştirdim. Yani burada size göstermek istediğim şu. Ben bu alan içerisinde herhangi bir değişiklik yaparsam veya başka bir alan eklersem bunların tamamını kaydettiğim zaman elimde bir XML yapısı mevcut kalacak ve bu yapıyı Python diline çevirerek çağırabileceğim bir kütüphane yapısı uygulamış olacağım. Daha sonra kendi uygulamamı yazarken bu kütüphaneyi import edip buradan bilgileri alacağım ve bu bilgilere kendi uygulamamız üzerinden bir canlılık, hareket vermeye çalışacağız arkadaşlar. Kısaca size anlatmak istediğim buydu. Umarım mantığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda da artık boş bir pencere üzerinden işte pencerenin özellikleri nedir, buradaki alanlar ne işe yarar, işte buradan hatta bunları kullanacağız, neler var, neler yok, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım.
Yani Excel videolarımı izlediyseniz zaten benim böyle tasarım konusunda uğraşmayı sevdiğimi de bilirsiniz. Tamam, bir tasarımcı değilim tabii ki ama Excel tarafında da öyleydi. VBA tarafında da öyleydi. İşte bol bol böyle dashboardlar yapmaya çalıştık. Güzel farklı konular işlemeye çalışmıştık. Burada da tamamen yine aynı mantık çerçevesinde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın efendim.